Çok enteresan bir sokağa girdik şu anda. Çok enteresan, oldukça enteresan. Burası Oteller Sokağı değil mi Yusuf? Evet. Şöyle bir geçelim bu sokaktan. Evet, burası İzmir. Selamlar. Burası İzmir mi? Burası İzmir. Yok. Değil mi? Merhaba. Burası İzmir. Merhaba. Selamlar. Girdiğimiz, dolaştığımız bütün sokaklar Google haritalarda yok abi. Göremezsin. Ne sokak görüntüsü, ne doğru düzgün konum. Zenginlikle yoksulluğu böyle iç içe aynı yerde görebileceğimiz bir manzara değil aslında. Otellar ucuz ve şuraya kalıyor bir kişi. 70 lira abi. Türkiye'de böyle fiyat yok ya. Şimdi Kafe Afrika'dayız. Buradan. Cameroon. You know, where are you going? Everybody here, you want to go in Europe, yeah? Ah, yeah. So this is like a transit route for you, right? Exactly, for my children. For your children, yeah. Buradan mı doğdunuz yine? Yok abi, söyleyeyim. Valla. Böyle gece kondu yere sıfır olduğu için, elini atsan evin içindesin yani. Uyursuzlar aynı. O zaman biz şu anda Kadife Kale'nin Saddam'ıyla tanışmış olduk yani. Tamam. Donc, c'est pas facile de gérer deux enfants avec l'économie qui est... Cennet, cennet peki. Gece mahallesi. Taksiciler, yok ben oraya girmem, yok benim için, yok adam öldürüyor. Somali de hayat nasıl? Somali hayat bomba gibi güzel. Hiç savaş var ama güzel. Türkçe? Yok. French? Ha. Ampe? Selamlar. We speak English? We can do. Afrika. Yine Afrika'da bir arkadaş. Öyle. Dişini fırçalıyor. Bir şey deneyeceğim, bir gelin. Şu an beni gerdi Yusuf. Tübyendu. Madeni Kongo. De kontan mısın? Pavre mami acı. Where are you from? Liberia. Liberia. Memnun oldum. Görüşürüz bro. Allah'a emanet olun. Bay bay. Herkese İzmir'den Büyük İskender'in rüyası Smirna'dan selamlar. Bugün Kadife Kale'ye çıktık. Yani şu anda kale surlarının direkt dibindeyiz. Yusuf'la buluşacağız. Yusuf burada doğdu, burada büyüdü. O yüzden birlikte aşağıya yavaş yavaş inerken size Kadife Kale'yi göstereceğiz. Ne haber abi? İyi Yusuf, sen ne yapıyorsun? Ne haber Alican? İyi Yusuf. Aslında sana şak yaparken şöyle kamera. Bu video serisine biliyorsunuz ben Türkiye'ye döndükten sonra Murteke ile başladık. Sonra Gültepe'ye gittik. Gültepe'den sonra da Tenekeli'ye girdik. Tenekeli'den sonra da bugün de dördüncü videomuz Kadife Kale'deyiz. Bu videolar en tehlikeli bilinen diyoruz. Biz tehlikeli demiyoruz buraya. Yani burada İzmir halkına da sorduğumuzda belli başlı mahalleler gösteriliyor genelde. Evet. Biz de hani bu şekilde anılan mahallelere girip buranın insanlarıyla tanışıp gerçekten öyle mi değil mi görüyoruz, gösteriyoruz. Hatta bazılarına biz bile ilk defa girmiş bulunuyoruz. Yüzlerce, binlerce hane var ve sokak var. Öyle kolay değil girip çıkmak. Evet. O yüzden tepeden başlayıp aşağı doğru inelim de. Emin olabilirsiniz bugün de çok enteresan görüntülerle karşılaşacağız. Çok güzel renkli kişilerle tanışacağımıza da eminim. O yüzden videoya başlamadan hemen önce bir like'ınızı alırım aşağıda. Beğeneceğinize eminim bu videoyu. Şu an surun içine direkt giriş yaptık. Pagos bu tepenin adıymış. Aynen. Eski Yunanca'da. Evet doğru. Burası Cüneyt Arkın filmlerinin de bir kısmının çekildiği yerlermiş. Böyle bir manzara ben İzmir'de daha önce gördüm dersem yalan olur. Bu tepenin adı eski Yunanca'da Pagos. Yani İzmir diye bildiğimiz bugün bizim şehrimiz, bizim insanımız Pagos tepesinin eteklerine kurulmuş şehirde yaşamaya başlamış zamanında. Büyük İskender'in bir hayali, ya hayali demeyelim, rüyasıymış rivayete göre. Büyük İskender buraya geliyor Pers İmparatorluğunu biraz püskürtmek adına. Bu bölgenin ismi de Nemesis olarak geçiyor. Bu bölgede avlanırken uyuyakalıyor. Bir rüya görüyor. Rüyasında antik Yunan tanrıları diyor ki sen diyor Pagos'un eteklerinde Smirna şehrini kur ve bundan sonra İzmir halkı eskisinden 4 kat daha mutlu olacak diyor. Bunun üzerine de böyle bir inşaya başlandığı söyleniyor. Milattan önce 3. 4. yüzyılda burası asıl kurulmaya başlanıyor. İzmir sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Olaylar burada başlar. Yok değil mi kimse? Belki de vardır ya.
Aman abi dikkat et de çürümüş olmasın. Aa ne biçim şey. Çok derin ha. Agora Antik Kenti şu aşağıda hemen. Çok da yakın değil aslında da. Oradan buraya eskiden bir tüp geçidi olduğunu söylerlerdi. Öyle bir rivayet var. Evet, gerçek rivayet mi acaba? Doğru diyor. Yani bütün kaynaklar doğru diyor ama bulunamadı. Bu arada Kadife Kale bizim çocukluğumuzdan beri polisin giremediği yer. Evet öyleydi zaten. Böyle. Hani eskiden öyleymiş. Evet öyle. Ama şu an öyle. Sen o süreçte buralarda mıydın Yusuf? Buradaydım. O dönemleri yakaladım yani. Yani bu bayrakların indirilmeye çalışması falan işte otobüslerin yakıldığı zamanlar falan buradaydım. Otobüsler buradaydım. Mi yakalıyordu? Aşağıdaydık evet. Hemen surlardan inmeden de şöyle bir sarnıç gördük. Bunlar da Bizans döneminden kalmış. Şu anda giriş yasak. Şimdi aşağıya asıl insanların yerleştiği yerlere, yerleşim yerlerine doğru ineceğiz. Çok fazla sayıda yabancı da görebiliriz bu bölgede. Afrikalılar. Evet, Suriyeliler. Aşağıdaki gece kondura yerleştiler. Şu manzaraya hakikaten doyamadık ya. Bence İzmir'in en güzel manzarası. İşte bütün manzaraları görebiliyoruz buradan aslında yani. Yusuf, senin de bir torba var. Evet. Ya ben buraya hiç elim boş gelmem. Çocuklara da atacak bir şeyler aldım. Evet, evet. Nail Baba gibi gireceğiz abi. İki duyguyu aynı anda yaşatmış. Kahve mam yazmış sonra gülmüş. Bakar mısınız? Burada böyle bir yerleşim var. Bir de karşı tarafa bakın. Zenginlikle yoksulluğu böyle iç içe aynı yerde görebileceğimiz bir manzaradayız aslında. İzmir direkt ayaklarımızın altında ya. Bu tarz manzaraları çok yerden görebiliyoruz İzmir'de de. Burada o kadar ayrıntılı ve net görüyoruz ki şehri. Aşağıdan bizim kulaklara şu an cıvıl cıvıl çocuk sesleri geliyor. Tamamen çocuk oyun sesleri geliyor ya. Şu an tam. Bu arada karşıda var ya yağmur indiriyor. Oo fena halde yağmuru ya. Görüyorum bak evet. Şu an tam uçurtma saati dediğimiz saat bizim. Ne habersiniz? Allah kabul etsin. Zeynep gel sen de. Gel Zeynep. Zıt topluyor. Evet, bak bak. Topluyor. Aşağıdan koşarak geliyorlar. Haribo'yu gören geliyor. Haribo'cular geliyor. Var mı Haribo isteyen Haribo? Haribo var mı? Haribo var. Haribo var. Haribo gel. Evet. Kola mı? Kola değil mi o? Hepsi kola. 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 YouTube mu? YouTube. Umut YouTube'a çıkıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Aa süpersin valla. Like atmayı unutmayın. Burada herkes pire ya da hacı yedir. Hacı Arapça, Hacı teyze demek. Aynen. Pire de yaşlı teyzelere evet. Denir. Pire Kürtçe, dayı yaşlı teyze. Ya? Aldın mı sen? Al bakalım. Uçurtma saati dediği bak hemen gördük ya. İnerim ben. Arkadaşlar sen al bir bayrağı göster. Bayrağı. Kalife kale. Aa, biz de harip Mert. Olduk. Vallahi var ya canım. Seni de harip oladık. Güzel bir şeker bu ya. Boşuna iki tane istemiyor çocuklar. Bir şey bilen iki tane geliyor istiyor. Geliyor ben üçüncüye geliyor. Arkadaşı çağırın. Bro, come. Would you like candy? Just candy. Abi bu İngiliz Türkçe mi İngiliz mi? Frenchman. Ah, je parle français. Tu parles français? Comment ça va? Ça va bien. Tu viens d'où? Moi, je viens du Congo. Congo? Oui. Ah, ok. Combien de temps t'es ici? Je suis là, ça fait 10 ans, 2 ans. T'es content ici? Ah! Pas vraiment, mais je suis là. Bien. Pourquoi? En fait, les salaires sont trop petits. Mais bon, les prestations des policiers. Combien de temps tu vas rester ici? Bon, je reste pas beaucoup de temps, je vais rentrer. Où? Au Congo. Au Congo? Oui. Ok, retourne au Congo. Oui, oui, oui. Ok, bon courage. Merci. Encore une fois. Okay, merci beaucoup, c'est gentil. Bye bye. Bon courage. Bon courage. Bon courage. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olasın. Bir tane verin onu. Çay içiyoruz ya yanında kutlama yapın. Evet. Teşekkür kaçak ederim. Mı çaylar kaçak mı? Abi. Nedir bu? Neyin nesi? Allah'ım da hoş geldin. Boş yıkkabı. <yıkanlar. gülüyor> Abi muhtar mısınız siz? Muhtar mısınız? Evet. Agora diye geçiyor. Batmana bölge bağlı. Hmm. Balık uyu diye geçiyor. Selam. Where are you from? Liberia. Do you like Turkey? Çocuklarım yiyor. Cheers. Take care. Haribolar yarılandı. Ben çocuklara aldınız diye aldım. Abi Mert konuşma arasında görüyorum ben sürekli 2-2 atıyor ağzına. O zaten sürekli şıkır. Allah kabul etsin. Sağ olun, afiyet olsun. Bak boş bak gördün mü? Şansı gördün mü? Eyvallah, Allah kabul etsin. Ufak şakalar yapıyorum ben. Selam. Ananas. Birbirimizi burada kaybedersek. Konumla falan da bulamayız Allah, bak. Allah bitti. Geliyorlar abi. Haribo bitti. Bu Haribo sponsorluğunda da değil bu video ya. Hayır lan. Dur Haribo'ya mı bana mı geldin? Çok zor bir soru değil tabii ki Haribo'ya geldi de. Geldim.
size geldik yine. Sen bize karpuz var ya. Karpuzu unut. Kadife Kaya'nın şeker oranını yükselttik ha. Oğlum şeker hastası olacaksınız ya. Dörtlü yiyorlar ha. Az önce mesela yukarıda da gördünüz. Biz biraz hızlı geçtik aslında. Oraları şeker falan bir kaos oldu ama şu anda çok fazla yabancı yerleşmiş buraya. Biz geçerken de çok fazla gördük aslında. Muhtemelen aşağı indiğimizde de göreceğiz. Afrika'dan gelen çok insan var özellikle. Suriye biliniyor ama ben Afrika'dan çok insan gördüm. Bütün evlerin gece konularının alt katlarında. Mesela şurası da bir ev bu arada. Ev değil mi? Bak burası da bir ev. Burası da bir ev. Şu kapı da bir ev. Buradaki diğer evlerinde çoğunun direkt o kalede gördüğümüz manzara var. Hatta bir şey deneyeceğim. Bir gelin abi. Şu an beni gerdin Yusuf ama. Alam lan. He? Alam oğlum. Öyle mi? Gerçekten gerildim şimdi. Gelin, gelin. Ooo. Çünkü sefesinden çıkmıyorum. Biz tanrı misafiriyiz. Terasa çıkmıyor yukarısı üst kat. Bir manzaraya çekip gidelim hemen. Kadife Kale'de bir evdeyiz şu anda. Bu evlerin hepsi böyle birbirine girifte. Burası mesela aşağısı başka bir ev. Şu dibi. Aşağısı başka ev mi? Şurası başka ev. Dip dibi. Abi ağaçlar kapatmış, çok manzarası yok. Buradaki her evin böyle bir manzarası var. Şöyle bir manzaramız var. Sen diyorsun manzara kalmamış da. Bak yani. Abi yorumlara yazın bu manzara mı değil mi? Burada ağaç yoktu, bu kadar şey yoktu daha doğrusu. Büyümemişti ağaçlar, burada oturur. Bizim geldiğimiz yer şöyle, kale surları. Burada da bakın yine Afrikalı bir arkadaş şöyle takılıyor işte ya. Dişini fırçalıyor. Alican Gözaklı genelde beşli beşli oluyor. Günah var. Aynen bak. Abi. Çok güzel. Oo ekşi. Vallahi iyi misin? Onları çekiyor. İyi şükür. Hadi bakalım Mert, kondisyon iyi mi göreceğiz. Yok. Sorunsuz birmiş. Tamam, yemeğini yiyeyim de. Buradaki insanın böyle bir şeyi de var. Israr var. Yemek ısrarı var yani. Alacım helal et. İki tane eri kaldım ben. Eyvah. Parası verim. Evet. Tamam çıkar hemen. Helal olsun oğlum. Teşekkür ederim. İki tane niye iki tane? Vallahi elim o kadarına uzandı çünkü. Yoksa Alican alır. Beş tane de alırdı da. Şimdi çıkıyorum en getireyim. Yoksa yok. Hayır ben şaka ederim. Yapıyorum sana. Olur öyle şey. Ooo. Aman. Mutfak manzarası Teşem. Var ya. Burası abi sıradan bir ballı kuyu, Kadife Kale'de oturan bir evin mutfak. Her evin ortalama böyle bir manzarası yani, var değil mi? Şöyle bir mutfak bana yemek yapmayı öğretir. Bana da yemek yemeyi öğretir yani. İnşallah güle güle. 7 çocuk büyüttü. Yani serseri de olmadı mesela. Burada öyle insanlar da var bu arada. Selamlar. Do you speak English? Bro, do you speak English? No. English yok, French? French, yes. Je parle français. Je parle français. Oui, tu viens d'où? Afrika. Comment ça va? Tu veux parler un peu? De quoi? De quoi? De cet village. Je suis nouveau. Ok, ok, bon courage. Merci, merci. Yusuf, Fransa'da mıyız abi? Şeyim ya, çok ben şu an olur. Türkçeden fazla Fransızca konuştum galiba. İzmir'in en dik yokuşlarından biri. Geri geri yürüme o zaman. Hayır, vardı böyle çıkılır biz. Sırtımızda çantalarla çıkıyorduk. Böyle yokuşlar çaprazlamasına çıkılır abi. Arkadaşınla yan yana konuşursun. Şöyle. Böyle böyle. Zikzak çizerek. Aynen. Aiste aiste koşursun seni yormaz. Şey arkaya baksana ya. Biraz Hint işi gibi de böyle. Selam. You speak English? Türkçe? Türkçe. Yok. French? Ha. Ampe? French. Ah okay. Tu viens d'où? Quel pays? Congo. Ok, bon courage. Comment tu t'appelles? Hein? Dirigino. Tu viens Congo aussi? Ok, Congolais. Congolais, abi Congolais'la Türkler birlikte bak çocuklar oynuyor. Uyum içindeler yani. Bilmiyorum tabii ne kadar uyum içinde şimdi geçtik oradan da. Uyum içinde gibi görünüyorlar evet, evet, yani evet. Dışarıdan. Selamlar. İnsanlar biraz daha içine kapalı, daha sessiz daha, burada. Evet, evet. Onu fark ettim. Şey beklemeyin burada. O benekli, orada tek sokak var, herkes iç içe ya. Merhabalar. Zaten herkes sürekli sıcak olmak zorunda. Burada evet. Biraz o tanışmıyor olabilir ha. İnsanlar birbiriyle. Mesela atıyorum buradaki herkes gündüz işine gider. Ama yine oldukça çok renkli, güzel sokaklar. Ben biraz da açıkçası
İzmir'in, kendi doğup büyüdüğüm şehrin tarihinde biraz eksik kaldığımı fark ettim. Bu kadar yeri size anlatıyorum ama kendi şehrimi dört dörtlük şu anda bildiğimi düşünmüyorum. O yüzden de benim için de harika bir deneyim oluyor bu videolar. Yusuf yine yanlış sokak değil mi? Aynen. Yusuf, teşekkür ederiz. Dedi ben burada büyüdüm falan. Bari kapalı komşularımız var ya. İyi akşamlar. Nereden çıktınız? Çıkamadık. Kubilay Mahallesi'ni aramaya çalışıyoruz. İyi akşamlar, aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ ol. Patlıcanlı. Patlıcanlı ya. Cami. Selamlar. İngilizce, Türkçe? Türkçe. Türkçe biliyor musun? Merhaba. Aa, süper. Merhaba. Merhaba, Mert ben. Bu bilmiyor, ben Ömer. Ömer. Evet. Neredensiniz? Ben Somalliyim. Somali. Somali. İngilizce? İngilizce var, Türkçe var. Türkçe de var. Kürtçe de var. Tamam, süper. Ne zamandır buradasınız? Vallahi ben buradayım. Ben 12 senedir buradayım. Nasıl, mutlu musun burada hayattan? Vallahi öyle. Yani. Şöyle yani, şöyle böyle diyorsun. Yani. He. Şimdi işten geldik. Ne yapıyorsun burada? Vallahi çalışıyoruz abi, ayakkabıcıda. İşte ayakkabıcıda. Somali'de hayat nasıl? Somali hayat bomba gibi güzel. Vallahi. Ama en savaş var ama güzel. İç savaş var. İç savaş var ama güzel. Evet, insanlar o yüzden biraz Somali'den çıkıyor değil mi? Aynen. Ya bu daha ya hastane geliyor ya tedavi olarak ya evet, okul için geliyor. Türkiye nasıl iyi bakıyor mu peki ellerin? Değil mi? Kendilerimize bak. Kendilerimize destek yok, bir şey yok. Öyle mi? Aynen. Ha. Rahat gelebildiniz yani o zaman. Abi rahat gelmek derken biz orada konsolosta var. Orada vize veriyor. Ha, vizeyi alıp geldin. Ondan yani sonra burada yaşarsın. Eve kiralarsın. Bilmem ikamet alırsın. Evet, iyi. Hayatta başarılar o zaman. Buranın hangi duyu ya? Hangi sen aldı, ben de izleyeyim. Mert Öztürk. Emin oldum. Görüşürüz Burak. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay. Burası Agora diye geçiyor. Agora diye evet, geçiyor. Kent olarak Agora burası. Ben burada evet, burada doğdum, burada büyüdüm. Evet. Bomba eskiden çok güzeldi oğlum. Biz burada büyüdük yani. Eskiden zaten başka yer yoktu ya İzmir'de. Zaten en eski yerleşim evet, yeri yani burası. Agora'ydı. Zaten sırtını dayadığın evden biri belli. Eski evet yani, yani eski yapılar evler. Eski evet. Hep tarih eser. Ama insanlar şu an bunlarda yaşıyor. Tabii mesela şu an göç olayı. Biz çok fazla siyahi Afrikalı insan gördük burada. Daha çok onlar sanırım. Afganlı var, Suriyeli var. Son zamanlarda arttı değil mi yabancıların? İllaki tabii. Yani en düşük mahallelerden biri oldu yani. Öyle mi? Herhalde canım. Galiba mahallesi. Çok uzun zamandır gelmemiştik de. Sağ olasın abi. Ben de sağ olasın. Bir şey değil babacığım. İyi akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar. Bir hafta önce keşfettim. Orta öyle mi? Videosunda. Kurtak evi diyorsun. Evet. Yüzünü daha görmeden kafa şeklinden tanıdım seni. Abi ya. Kafa şeklinden. Video geliyor. Biz buraları tanıtman, gezmen. Burada yaşıyorsun. Yani burada yaşıyorsun. Dostluk var en önemlisi. Aile kültürü çok var. Sadakat var, dostluk var. Komşu komşuya koşar yardımına. Ne olursa olsun. Klasik. Gecekondu mahallesi. Taksiciler biniyorsun. Yok ben oraya girmem. Yok deli gibi. Yok adam öldürüyorlar. Öyle bir şey yok ki. Aslında buna en güzel sen burada yaşayan biri olarak senin söylemen lazım. Polis giremez falan. Böyle hani bir şeyler vardı. Vardır. Vardır. Yani belki benim tohumum bile yoktu o zaman. Ama şu an mesela yaşadığın bölgeyi şu an yaşıyorsun. Yaşıyorum. Monitörde senedir buradayım. Evet, tamam şey kötüsü var, iyisi var ama kimse kimseye kötülüğü dokunmadı. Peynir ekmek gibi de insanlar burada birbirini kesip biçmiyor mesela. Taksici hala girme. Öyle mi? O zaman o bence yokuştan korktuğu için girmiyordur ya. Biraz, o da var da. Kimisi diyor parayı verip vermeyip kaçıyorlar, yok şey yapıyorlar. Tamam da kardeşim buradaki bütün insanlar öyle değil ki. Ya işte bir yerin adı çıkınca maalesef. İşte abi bir kere adın çıkınca. İnmiyor dokuzlar. Kötü şöhret evet, değil evet mi? Yok inmez 8'eydi. Sizi gördüm çok şaşırdım. Valla. Oynanacak mı? Yayınlanır. Rahatsız olduğum bir şey varsa hayır tabii. Köküne kadar yayınlanıyor. Tamam. Kadar yayınlanıyor. İneceğiz basmaneye kadar ineceğiz. Basmaneye bir bakın dedim orası çok kıta kıta Sudan, Afrika. Ben merak ediyorum. Her türden insan var orada. Kıta kıta diyor. Her türden insan var. Suriyelisinden tut, Afganlı, Rusundan tut. Hiç bilmediğin diller bile denk geliyor. Adam birisi geliyor Farsça konuşuyor. İspanyolca, Portekizce konuşuyor. Hayır. Basmane Mezopotamya'ya döndü o tabii, zaman. Tabii tabii. Medeniyetler eşiği. Tabii. Asimile de olmuş tabii. Şimdi demin biriyle karşılaştık. Tabii, Somali'den gelmiş ama hangi dili biliyorsun diyoruz. Kürtçeyi biliyorum, Türkçeyi biliyorum. Aynen. Selam hani abi diyor. Kürtçeyle devam ediyor. Sonra Fransızca konuşuyor. Sonra İngilizceyle bitiriyor. Hani buranın Türkçesini öğrenmiş. Bir de buranın yöresel halkının konuşuyor Kürtçeyi de öğrenmiş. Aynen. Tamam yani. Bak güzel yer abi. Hayır işte ya. Buraya güzel şekilde adapte olan insanlarda bir sorun yok zaten ya. Adam dilini de öğreniyor. Tabii. Senin kültürünü de öğreniyor. Aslında çok güzel yer ya. Bana göre yani. Çok... Merkez ya İzmir'in göbeğinde için. Evler zaten eski tarihi. Evet evet. Ya da çok keyifli bir yer. O yüzden hiç dışarıdaki söylenenlere inanmayın. Onlar eskiden olmuş olabilir bilemem. Ama şimdi bebek gibi yer. Ya dışarıdan gelen insanı bilemem. Ama buranın insanı böyle. Kötü bir yer yok. Önemli olan burası. Biz nasıl yiyelim? Böyle mi? Abi basmane gidecekseniz abi daha iyi. Yusuf sana asla güvenemiyoruz ya. İyi akşamlar. Hoşça kal.
Bak şu sokaklar, şu caddeler bana o kadar çok büyük gelirdi ki şuraya çekmeyi istiyorum bu arada. Hayat bir çaredir, kabul et onu. Hayat şanstır, kullan onu. Ben de niye söylüyorsan sen çek abi. Hayat mutluluk, dayanamıyorum. Paylaşın ona. Bu da sonuncu. Lütfen hayat, söyle bunu da. Hayat sevgidir, hissedin onu. Hissedin. Sağdan gitsin. İyi akşamlar, merhaba. Yusuf bizi yine bir dara soktu. Yusuf'un valla. Bak mesela şu kapıdır, ne bileyim ya da şu yapılar böyle gelip geçerken baktığımız herhangi bir taş gibi görünüyor ama gerçekten şu taş bile yani çok eski ya. Çok eski. Yapılarından bile anlaşılıyor zaten. Evet. Sokakların güzelliğine bakar mısınız ya? Taşlar, tarihi binalar yıkılma tehlikesi yüzünden artık korunmaya alınmış. Evet. İyi de yapılmış. Ve biz burada tabii İzmir'de deprem bölgesindeyiz biliyorsunuz. O yüzden de biraz sakat yani bu binaların. Bak top geliyor, gel bak. Kalması. Şuraya kadar bak. Bak burada. Abi kılıç gibi. Burada her yer yokuş abi. Bizim çocukluğumuz yokuşa karşı maç yapmakla geçti. Genelde o yüzden çift kale maç yapma imkanımız yok. Hep tek kaleydi. Çift kale olunca sıçıyoruz zaten. Buradan da aşağı kadar top gitti. Yokuşa karşı futbol oynamaktan artık baldırlarımız çocukluktan şey gibi. Karşılar falan şey böyle, Roberto tabii. Carlos gibi oldu. Öyleydik abi. Ben de normal. Size. Bonjour. Sabah bien chez vous. Vous venez d'où? Du Cameroun. 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 Vous êtes content ici? Comment la vie? Non, plus ou moins ça va, ça va. Il y a la stabilité, il y a la paix, il y a le travail, il y a l'harmonie, les trucs sont sociaux. Il n'y a pas de problème avec eux. Ouais. Comment le pays Cameroun? Présentement en Afrique, c'est pas du tout facile. Les terres africaines, ce sont des terres riches. Mm-hmm. Mais les dirigeants, ils ne sont pas coopérants en fait. Mm-hmm. On n'a pas de choix. Et alors, tu vis ici? Oui, je vis ici. Donc, j'essaie de... Tata Mikave. Pour le moment, c'est un peu difficile. Maintenant, l'économie a chuté, tu sais, le lira est monté, le dollar est élevé et tout. Malheureusement, le train de vie est difficile par rapport à moi qui ai près de deux enfants ici, sur le territoire, qui sont nés ici. Voilà, elle c'est Anastasie Francesca. Comment Francesca? Elle est née à Istanbul et elle est née à Izmir. Donc, c'est pas facile de gérer deux enfants avec l'économie qui est... Tu aimes les tétis? Elle ne parle pas encore, elle a deux ans et demi, malgré qu'elle grandit plus que son âge. Elle a deux ans et demi. Vous êtes des étrangers? Je suis sûr, c'est pour le voyage. Ok, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et bon courage. Merci, okay, merci à vous. Merci. Faites une bonne soirée. Thank you. Beşiktaş'ta oynamaktan mutluluk duyuyormuş. Golü tüm taraftarımız az. Başka ne dedi abi? Abi sizi dinlerken bir ara şey gibiydim. Konuşuyor ya topçular. Şeyi anladım bir tek. Kızlardan biri İzmir'de, biri İstanbul'da doğmuş. Evet, evet. Buradaki hayattan bahsediyor hepsi aslında. Yani zor olduğundan ki zaten bir yabancı olarak başka bir ülkede yaşamak yani iki çocukla falan yani genel olarak zor. Burada da daha da zor olduğunu söylüyor. Yani böyle bir fikirlerini almış olduk yani. İzmir'de ben pek Kamerunlu göreceğimi düşünmüyordum açıkçası buraya gelene kadar. İyi akşamlar. Abi YouTube'a mı atıyorsun? Evet, YouTube'a. Adını sormak isterim. Benim adım Mert. Ben Şenay. Memnun oldum Şenay. Senin adın ne? Senin adın Zeynep. Ali benim adım da. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye. Çok farklı ya. Yani bir sokağın içinde arka arkaya farklı milletten, dilden, ırktan evet, insanlar. Ya. Hepsi de iç içe gibi böyle. Daracık sokaklarda taşındığını düşün abi sadece. Buraya kamyon giremiyor. Nakliye arabası giremiyor. Yani en yakın geniş bir yolu buluyorsun. Evet. Oradan yürüyerek eşyalarını yüklenip taşıyorsun yani düşün. Kaldı ki yok kargodur. Araba gelecek de buraya atıyorum arkadaşlarını falan davet edeceğim. Burada oturduğunu düşün mesela. Onun için söylüyorum. Evet. Bir de fark ettiyseniz etrafta şey yok. Çok ufak tefek birkaç tane market bile değil. Bakkalımsı
yerler gördük. Onu fark ettim. Daha doğrusu fark etmedim. Şöyle ya, bakkal yok. Yani onu susayınca fark ettim. Hiç bulamadım. Manavdır, alışveriş yapacak bir yer falan hiç yok. Evet. Neden evet. Yok? Şey aşağıda var. En yakın. Buranın insanı yokuş çıkmaya o yüzden peynir ekmek gibi alışkın. Benim canım abi portakal çekti de basmaneye aşağı düzde yemen lazım. Herkesin bacaklar Süper Lig futbolcusu gibi. Öyle. Yani yerleşim yeri yok etrafta. Ha, Karibo'ya koşuyor. Sen hak ettin. Abi, sen tamam, ne zamandan beri koşuyorsun? Bak görüşürüz. Kondisyonu gördün mü? Rio Rio. Abi bizi gösterir misin? Evet, tabii ki. Abi bizi de gösterir misin? Ne habersiniz? Abi bir top oynayalım ya hatta. Tamam abi gidiyorum. Değil mi? Değil mi? Nereden? Ankara'da abi. Sokak sokak geziyorsunuz ya onları. Aynen aynen. Şimdi burada da kendini göreceğim. Adın kendine ne? Kendine bir şey söylemek ister misin? Abi. Bak güzel soruydu. Kendine bir şey söylemek ister misin? Kendine ama bana değil. Kendine. 10 yıl sonra kendini nerede görmek istersin? Futbolcu abi. Esma. İsim neydi tekrar? Esma Nur. Esma Nur. Nasıl, mahallenizden memnun musunuz? Değiliz. Çünkü çocuklar bizi rahatsız ediyorlar. Çok gürültü oluyor. Evet, çocuklardan rahatsız. Evet. Bir de şeyciler de var. Ben de burada büyüdüm, ben de burada rahatsız ediyordum sizi. Evet, hala duruyor Yılmaz amca. Teravihlerde neydi ya öyle? Bak teravihte bir girerdi böyle bir anda herkes lazım. Böyle tam uyuklardık böyle 10. rekatta falan bir girerdi böyle. Rekat aralarında şey girdi. Kâhmet gelin. Allahümme salli. Böyle sesi vardı. Böyle herkesi uyandırırdı. Kendinize ne demek istersiniz? Güzel cevap. Harika. Saddam amca. Saddam amca. Evet, gerçek adını ben bile bilmiyorum. Unuttum, sen de bilmiyordun. Hatırlıyor musun adını? Ben mi? Evet. Üçümüm ben. Merhaba Saddam abi. Hoş geldin. Mahalle bitti. Zenciler, Suriyeliler. Afrikalar da oldu. Sen böyle geçerliyorsun. Şimdi artık siz biraz daha çok yabancısı gibisiniz. Biz kimseyi tanımıyoruz ki artık. Aynen. Değil mi? Kimseyi tanımıyoruz evet. Hep burada mı abi yaşadın? Aşağı yukarı 40 geçti. Aslen nerelisin abi? Ne neşe var, ne zevk var, kim var ki burada ya? Yusuf zamanında mı iyiydi buralar? Tabii. Kolu burada, kolu komşu oturası. Komşu mesela, sofrayı buraya kurardı. Sofra. Uşak'tan geldim, çökerdim. Ben oturdum. Abi yani. Saddam nereden geliyor? Ben abi, bilmiyorum abi. 92 Savaşı'nda şöyle lakabım çıktı. Körfez Savaşı'ndan sonra mı? Çok popüler oldu o zaman. İbrahim'de de kimse tanımaz. Saddam olarak. Saddam olarak geçiyor. Ama Hüseyin'siz. Saddam, sade Hüseyin. O zaman biz şu anda Kadife Kale'nin Saddam'ıyla tanışmış olduk abi. Sağ ol. Buraları cıvıl cıvıldı. Konu komşu falan bak. Şurada hep atıyorum şu pencereden teyzeler fırlardı. Burası mı? Şu klimalı ev tam türbenin karşısında oturdum ben. Türbe bu arada çok eski. İmam Cafer türbesi. Hmm. Çok eski duruyor harbiden. Şurada 9 aylık oynardık abi şu an. Sokak bana ne kadar şey geliyor. Camlarda teller falan bayağı sık mesela şurada. Evet. Sebebi şu, şu an çok yakın. Buradaki bütün evler öyle aslında. Böyle gece kondu yere sıfır olduğu için. Elini atsan evin içindesin yani. Hala var demek ki biz hırsızlar aynen. Yani gece yarısı cam açık yatıyorsun yazın sıcağında. Hırsızlar elini uzatırdı. Pantolon mantolon ne varsa alır. Allah Allah. Cebini atar. Burada pantolonunu burada bulurduk. Çok sıktı yani o. Bayağı evet. Yaşandı. Pantolonunu burada bulurduk. Sabah bir kalkmışız. Pantolon cebinde para gitmiş. Pantolon burada duruyor mesela. Öyle oluyor. Bu evde büyüdüm ben. Bu evde büyüdüm. Asmayı biz diktik yani. Bu asmayı. Evet. Şu an yukarıda deli gibi üzüm kaç var. Kaç yıl yaşadın abi burada? Çocukluğum burada geçti. Ya bak şu basit basic bir tane taş yani. Bu taş kim bilir kaç yıllık. Hatta belki 100 yıllık bile olabilir. Evet. Çünkü buradaki bütün yapılar öyle aslında. İmam Cafer'i Sadık Tayyar diyor. Urfa Naci Hazretleri 12 imamın başı. Bak buraya şey atarlardı. Çok eskiymiş. Turistler ya da bazı insanlar gelirdi para atarlardı şuradan içeri. Evet. Burada camlık yoktu. Turistler mi para atıyordu? Ha, para atarlardı. Ulan buraya da başka giriş yok. İçerisi para dolu. Lan küçüğüz. Perdenin kornişini böyle uzatırdık burada. O böyle paraları kanıttıra böyle sıyıra sıyıra alırdık. Sonra paralarla bütün mahalleli yer içerdik. Yer içerdik dediğimde dondurma falan yani. Ben şuradan ayı geçtiğini hatırlıyorum. Mahalleler arası ayılar dolaştırdı. Buradan böyle gelirdi biz etrafında ayı. Abi ne kadar tehlikeli ya. Ayı zincirle bağlı. Böyle çocukların arasına koca ayı diyor. Salıyorsun yani. Çok acayip bir görüntü. Ve biz de ne kadar nasıl bir... Düşünsene şuradan ayı geliyor ya. Ay, nasıl bir cesaretse biz de ayıya falan yani neler yapardık. Ben 15 senedir buradayım. Ya mahallemi seviyorum, komşularımı seviyorum. Lakin buranın temizliği çıkardı. Temizliği lazım. Evet, aynen. Çöpçü geldiği halde. Yani nereden çıkmak içindeyiz. Yani bu İzmir'i bir değiştirdim herhalde. Ama burası bir temizlensin istiyoruz yani. Evlerimizin en azından depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmiş oluruz. Evet. Gel, valla gel. Mahallemiz güzel abi. Gel. Utanıyor ya. Utanıyor mu? Doğru kelime. Utanıyor deyince gel. İsimler ne abi? Nadir. Mert, memnun oldum. Nasıl abi mahallemizden memnun musun? Güzel, memnun oldum. Burada mı doğdunuz, büyüdünüz? Yok abi, Suriye. Suriye?
Neresinde? Halep. Halep. Nasıl şu an Suriye abi? Gitti Suriye. Valla. Buradan peki memnun musunuz? Memnunuz abi. Memnunsunuz. Evet. Valla umarım ülkeniz de en kısa zamanda iyi hale gelir ya. İnşallah. İnşallah. Oo, gözlere bak. Gözlere bak. Gözlere bak. Gel gel tamam, gözlere bak. Ne renk abi senin gözün ya? Mavi. Mavi. Fakat şört var Beşiktaş şimdi ya. Kalbim Beşiktaş. Yokuşun başında biz bisiklet sürüyoruz yine. Klasik. Arkadaş dedi ki bisikleti değiştirelim aşağı kadar yarış yapalım oradan buraya kadar. Okey abi dedim. Aldık hemen bisikleti. 1-2-3 başladı kaldırıldık. Ben farkında değilim abi bisikletin freni yokmuş yani. Abi şöyle bisikletle geldi. Marketin eskiden eski bir şeyi vardı. Ekmek camı vardı. Ekmek camına bağım diye bir girdim. İki ekmek alabilir miyim abi? Bakkal arkamda. Onun arkasında bisikleti sahibi. Bakkalın eli senin kulağında mı peki? Aynen. Bakkal cam parasını istiyor. Akşam bekledik ki anne baba gelecek de bütün parasını ödeyecek de bakkalın parasını ödeyecek. Şimdi en tepede buraya doğru indiğimiz yer Kadife Kale'ydi. Orta kısımlar yani şu ana kadar bulunduğumuz yerler Ballıkuyu. Şimdi de Basmane'ye doğru ineceğiz. Bakalım Basmane'de neler göreceğiz. Yine doğaçlama devam ediyoruz. Kafe çok güzel bu arada. Size çiçek tekrar edeyim. Abi sağ ol vallahi. İbrahimlik. Böyle. O kadar çok şey var ki. Her şey var sanki abi. Ya, oyuncakçı gibi. Neler var? Ben çocukluğuma gittim zaten. Mini Dots. Abi of. Çok otantikmiş burası yani. Harikaymış abi. Karamel Usta'nın bilgisayarı gibi. Kung Fu. Yükle. Kung Fu. Karışık alalım abi. Şimdi tekvando. Kardeşim şöyle. Amidim. Ben altın ağzınızı. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Abi şöyle ikram verdi. Götür. Şu köfteleri. Dünyanın en garip dükkanlarından biri olabilir ama bak. Benim açık ara hayatımda gördüğüm en garip dükkan burası. Çok orijinal bir yer yani. Ama burası. İyi anlamda garip. Suriyelilerin milli içeceği abi. 1 litreliğini alıyorlar. Bildiğin enerji içeceği. Biz nasıl kola içiyorsak yemekle, sabah kahvaltıda, bisküviyle falan. Deli gibi bunu içiyorlar Suriyeliler. Suriyelilerin enerjisi o zaman buradan geliyor. Bak burada neler var ya. Ufak bir langırtın yanında. Büyük bir nar ekşisi. Büyük bir nar ekşisinin yanında Atatürk resmi. Onun yanında Türk bayrağı. Altında kime olsun? Dükkanın şöyle aşağıda köşesinde İzmir ve Mardin var. Arkada da James Bond. Hadi abi yorumlayın bakalım. Yorumlarda bekliyorum. Bu üçlüden ne çıkardınız? Evet, videonun atasözü geldi. Dilediğin gibi yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğini sev, onunda ondan ayrılacaksın. Dilediğin gibi amel işle, muhakkak onun karşılığını göreceksin. Hadis-i şerifte buyurmuş. Hadi abi, sıra sende. Alıyoruz ve yiyoruz. Bu da şey gibi oldu ya, istihbarat teşkilatı müsteşarı gibi. Görüntüleri az ve öz. Çiğ köfte ısırırken görebilirsiniz. Sesini az duyuyorsunuz. Güzel güzel. Şimdi de Basmane'ye geldik. Dersi tilkilik. Kale'de oturan herkes alışverişini yapmaya, çarşıya gezmeye buraya gelir. Son durağımız da burası. Yusuf, bize güzel yemek yiyebileceğimiz bir yer gösterir misin buraya? Acıktık be abi. Bir dakika abi, harita yükleniyor. Yükleniyor şu an. Konum tamamlandı abi. Loading. Bir şeyler yiyelim dedik, konafa. Merhabalar. Siz tatlı satıyorsunuz. Evet. Ne abi tatlılar neler var? Künefe, şambari var, kaymak. Şambari. Adı ne bunun? Erbiye. Nerenin tatlısı bu? Halep tatlısı. Halep tatlısı. Siz Halep'tensiniz. Evet. Burada hayat nasıl? Hamdülillah. Mutlusunuz. Evde durum nasıl? Kendinizde nasıl şu an Halep'te? Valla şimdi Halep yani su az, iş yok, yemek az, benzin yok. Hayat bayağı sıkıntılı şu an. Orada var mı akrabanız? Var. Siz ne zamandır yaşıyorsunuz burada? 9 sene. 9 senedir. 2014. Evet. Hayırlı işler olsun. Burada zaten abi dükkanını da açmış. Evet. Buralarda. Tek tufak, ufak tefek esnafları kaldı. Genelde gelseydi zaten Suriyeli aldı. Abi. Değil mi? Yani %80'ini falan aldı. %80. Aynen. Şu an benim geçerken selam verdiklerim eski. Kardeşim. Öztene tribün liderimize karşı. Kardeşim ne yapıyorsunuz buralarda? Abi var mı şey de, demek istiyorsunuz? Sağ olun. Görüşürüz abi. Sağ olun. Bir tanesi. Çok az Türkçe duydum ya. Basmane'ye girdiğimizden beri ben pek Türkçe duyamadım. Yok, demin onu konuşuyordum. Esnaflar da çok az kaldı. Halkta burada çok şey kalmadı yani. Hadi ama şeye de eski bu yerleşim yerine zaten şu an geçerken görüyorsunuz karşımızda. Yani o yüzden pek konuşacağımız insan da kaldı. Evet, şaşırdım ben ya. Bir de şimdi tabii buraya sonradan yerleşmiş olan yabancılar da biraz çekinebiliyor. O yüzden fazla da konuşmuyoruz. Konuşan da pek. Çok gürültü var ya. Çok. Beyler, buradan girelim. Çok enteresan bir sokağa girdik şu anda. Çok enteresan, oldukça enteresan. Burası oteller sokağı değil mi Yusuf? Evet. Şöyle bir geçelim bu sokaktan. Evet, burası İzmir. Selamlar. Selamlar. Neresi? İzmir mi? Burası İzmir, yok. Değil mi? Merhaba. Burası İzmir. Merhaba. Selamlar. Burada şu an...
Her millet var gördüğünüz gibi. Harbiden Birleşmiş Milletler gibi ya bu. Tamam, ilginç bir deneyim. Selam. Fatma. Fatma mı? Fatma. Nerelisiniz abi? Where are you from? I'm from Sudan. Sudan? Yeah. Ah, okay. Sudan, yeah. How long have you been here? About 20 years and a half. By the way. Thank you. Thank you very much. This is my boy. This is my daughter. Yeah. Real. Mumin. Real. Real. That's me. Real. 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 Real does mean in Turkey, Ceylar. This is Fatima. 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 Are you happy here? Very happy. Yeah? Yeah. Really. How was the situation in Sudan? How was it? Now in Sudan, big war. Yeah, yeah. There's a many civil people, war. Yeah, many people died. And now I have my mother. She waiting there. I will be brave every day. She's to be waiting safe. For you. Me and my right. wife. My wife, yeah, yeah. She's doctor. You know, where are you going? Everybody here, you want to go in Europe, yeah? Yeah. So this is like a transit route for you, right? Exactly. Yeah. Türkçe biliyorsun. Adın sen nasıl? Sen bayağı iyi konuşuyorsun ya. Evet. Sen burada büyüdün zaten. Evet, burada. Adın ne? Mumin. Mumin. Evet, Mumin. Arkadaşların? Evet, bu arkadaş mı arkadaş? Arkadaş mı, kardeş mi? Kardeş. Kardeş, kardeş. Evet. Siz nasıl, mutlu musunuz burada? Mutlu musunuz? Evet. Which country in Europe anyway. You would like anyway? Anyway. Yeah. Not for me, for my children. For your children, yeah. 52. I think 52 is enough to be stay and you look in your yeah, yeah, yeah. You just wanna be settled. Yeah, 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 yeah. For your children. Yeah, yeah, yeah. Şimdi Kafe Afrika'dayız, Sudan. Böyle bakın, Etiyopya ve Somali. Herhalde buradaki arkadaşlarımız için açılmış bir dükkan. Zaten gördüğünüz üzere müşteri kitlesi de daha çok Afrika'dan. Selam. You speak English or French? Turkish. Turkish, okay. My name is Mert. My name is Salah. Salah. Where you from? Sudan. Sudan. Ne zamandır buradasın? Bir sene. Bir sene. Memnun musun? Burada galiba sizin kafe. Evet abi. Aynen, aynen. Tamam, sağ ol. Çok çok oraya. Sağ ol. Gidiniz dedim. Tepecik. Öyle mi? Merhaba. Nasılsın? İyi abi, sağ ol. Sen nasılsın? Şükür ola. Burayı işledim. Ha, buraya mı işledin? Bayağı Afrika'da var. Bundan da ucuz. 70 liraya kalıyor bir kişi. Otelde. Tamam. Otel fiyatı 70 lira. Türkiye'de böyle fiyat yok ya. Ne içersin? Sağ ol ya. Çay yok, için. Yok. Ahmet, çay, kahve. Eyvallah. Soğuk bir şeyler. Teşekkürler abi. Sağ ol. Gelin, gelin, gelin. Gelin. Böyle değişik bir ortam. Nargile içerseniz nargile yaptırayım. Basman hep Afrika. Birileri gider, birileri gelir. Bunlar evet. Yunanistan'a. Durağı gibi burası. Aynen. Az önce şey bir abiyle aktarma merkezi olarak kullanıyorlar. Aynen. Şey dedi zaten. Yani biliyorsunuz nereye gideceğimizi. Ha, şurada yine bak. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Şu oluyor mu? Neyse. Uzatmayın da çünkü bunda size rahatsız oluyor. Ha, tamam. Öyle mi? Şimdi yemek yemeye bir gidelim. Bir kebap yemeye geldik. Ferdi Usta'dayız. Burada ünlü müsün abi? Aynen öyle. Burada neyi yiyelim biz? Burada ne istiyorsanız var. Kuzu ciğeri var, Adana var. Adana nasıldır? Adana zıpta yapıyorum. Adana'yı yedin mi bir daha buradan ayrılamaz. Üç Adana abi. Adana'yı yiyen ayrılamaz dedin. Aynen öyle. Şöyle közlenmiş biberleriniz. Oo. Böyle her şey. Bu kebabın yanında yiyeceksiniz. Evet. Acı mı abi? Aynen öyle. Acı. Acı olmadı mı olmaz. Normal. Abi şimdi senin normalin bilmiyorum artık. Benim normalim acıdır. Senin normalin acı can yakıcı bir acı mı yoksa normal, süründürür mü? Tatlı, öldürür mü? Tatlı olsun. Tamam. Akşam seni anmayalım abi. Alarsanız daha iyi olur ya. Onu da seviyorum çünkü. Eyvallah. İyisi kötüsü olmaz diye aynen senin öyle. Çıktı kebaplar. Aynen öyle. Buralar da sizin şu an. Ben şunun acısını çok merak ediyorum. Şu an abi. Yiyeceksiniz. Ferdi aynen. Usta acısı. Aynen bakalım öyle. Neymiş. İçine doğramak istemiyorum da yanında yok aman abi. Aman abi. Yok. Önden biz bir yiyelim de. Tamam. Girdiğimiz dolaştığımız bütün sokaklar Google haritalarda yok abi. Göremezsin. Ne sokak görüntüsü ne doğru düzgün konum ya da lokasyon olarak göremez. Hatta sokak numarası olarak bile çok az bilir. Genelde bir isim koyar atıyorum. Türbe sokağı der. Yokuşun sokağı der. Bilmem ne X bir caminin sokağı der. Heh. Bilindik herhangi bir yere yakın bir yere lokasyonunu söylerler. Tarifler öyle yapılır burada. Bilinmezliğin verdiği heyecan var abi burada sanki. Aynen öyle. Deneyelim bakalım. Limon sıkabilirsiniz. Adana usulü. Sıkalım mı? Bir tık. Bir tık. Adana'nın tadı çok iyi. Şimdi ben bir limonla bir tık dediği için abi. Öyle. Bir tık. Harbiden bir tık şöyle. Yusuf sen? Ben bayağı bir tık. Tık. Limon. Tamam. Limon sıkın abi. Sen zaten ondan bir tık değil. Çok tık sıktın.
Bu videoyu da burada kapatalım diyoruz artık. Yine teşekkür ederiz bütün videoya katkıların sayesinde. Kadife Kale'yi de çok güzel bir şekilde gezmiş olduk. Hatta Kadife Kale'den yukarıdan başladık. Ballıkuyu'ya indik. Şimdi de en son durağımız da Basmane oldu. Burada güzel bir Adana yedik. Hatta size de bu Adana'yı yemenizi tavsiye ederim. Hesapta 240 tuttu. Yani kişi başı 80 lira oldu. Evet, içeceğiyle birlikte gayet makul. Eğer dışarıdan gelen bir izleyiciyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil işaretini açarsanız anlık olarak videolardan haberdar olursunuz. Videoyu da eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Böylece videomuz daha fazla insana ulaşabilir. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şarapçı dayıları meşhur. Eskiden daha çok vardı böyle şarapçı dayılar. Basmane meydanı. Şarapçıların evsizlerin olduğu yerlerdir. Hatta şu an şu sokakta karşılıklı bir sürü hamamlar var. Evsiz çok olduğu için burada hep hamamlara girerler şimdi karşılıklı.